Kıymetli dostlarımız, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Dini Öyküler kanalımızda yeni bir hikaye ile daha huzurlarınızda bulunuyoruz. Aktaracağımız bu hikaye Şems-i Tebrizi ve üç ateist arasında gerçekleşmektedir. Bir grup ateist Mevlana Celaleddin Rumi'ye gelerek birkaç sual sormak istediklerini bildirdiler. Niyetleri bir şeyler öğrenmek değil, Müslümanları dinleri hakkında şüpheye ve fitneye düşürmekti. Mevlana adamların halini hiç beğenmedi. Onları üstadı Şems-i Tebrizi'ye gönderdi. Bunun üzerine gruptakiler onun yanına gitti. Şems-i Tebrizi mescitte talebelere ders veriyordu. Konu teyemmüm abdestiydi. Talebelere bir kerpiçle teyemmüm abdestinin nasıl alınacağını gösteriyordu. Gelen grup üç sual sormak istediğini belirtti. Şems-i Tebrizi sorun dedi. Adamlar içlerinden bir sözcü seçtiler. Adam ilk olarak şunu sordu. Siz Müslümanlar Allah var dersiniz ama Allah'ı göstermezsiniz. Varsa gösterin. Görelim ki inanalım. Görmediğimiz bir şeyin varlığına neden, hangi mantıkla inanalım ki dedi. Şems-i Tebrizi öbür sorunu da sor dedi. Adam sizler şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyor, sonra da onun ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceğine inanıyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap eder, acı verir mi? Diye sordu. Şems-i Tebrizi, peki diğer sorunu da sor, dedi. Adam, sizler herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek. Orada mahkeme kurulacak, hesap sorulacak, diyorsunuz. Bırakın insanları, nasıl isterlerse öyle özgür yaşasınlar. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Mahkemeye ne gerek var dedi. Adam sorularını tamamlamıştı. Şimdi bunların cevabını Şems-i Tebrizi'den istiyordu. Kendine göre cevap verilmeyecek sorular sormuştu. Herkes Şems-i Tebrizi'ye bakıyordu. O ise gayet sakindi. Yerinden kalktı. Adamın yanına geldi ve elindeki kerpici adamın başına vurdu. Adam, vah başım diyerek başına sarıldı. Şems-i Tebrizi çok şiddetli vurmamış olsa da adamın canı yanmış ve başı biraz şişmişti. Adam bir sağa bir sola baktı. Bu kadar insana birkaç kişiyle yapacağı bir şey yoktu. Hemen dışarı çıktı. Başını tutarak o bölgedeki kadıya şikayete gitti. Şems-i Tebrizi'yi kadıya şikayet etti. Kadı, bu nasıl olur diyerek Şems-i Tebrizi'yi mahkemeye çağırdı. Durumu sordu. Şems-i Tebrizi, ben ona kötülük etmedim. Sadece sorduğu sorulara cevap verdim dedi. Kadı, bu nasıl cevap vermektir? Adam acı içinde kıvranıyor. Senden şikayetçidir. İşin aslı nedir diye sordu. Şems-i Tebrizi şöyle anlattı. Efendim, bu adam bana Allah varsa göster. Göreyim ki inanayım dedi. Ben de buna olan her şey baş gözüyle gözükmez. İşte misali dedim. Başına darbe vurup acıttım. Şimdi bu adam başındaki acıyı göstersin de görelim. Eğer başında bir acı yoksa niçin beni şikayete geldi? Varsa göstersin dedi. Adam şaşırarak başımda acı var ama gösteremem dedi. Şems-i Tebrizi de İşte bu acı gibi Allah Teala da vardır. Fakat kafa gözüyle görülmez. O ancak akılla bilinir. Kalple tanınır. Ruhla sevilir. Ahirette nurla görülür dedi. Şems-i Tebrizi ikinci soruya verdiği yanıtı şöyle açıkladı. Bu adam sizler şeytan ateşten yaratıldı. Ahirette ateşe atılacak ve ateşle azap görecek diyorsunuz. Ateş ateşe ne zarar verir ki dedi. Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kerpiçle vurdum. Ona
Bak toprak toprağa nasıl acı veriyor. Biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü. Demek ki ateş ateşe azap eder demek istedim, dedi. Şems-i Tebrizi üçüncü sorunun cevabını şöyle açıkladı. Bu adam bana, bırakın insanları, dünyada herkes istediğini yapsın. Niçin ahirette mahkeme, hesap ve ceza var, dedi. Ben de onun başına vurmak istedim ve vurdum. O niçin mahkemeye koştu? Ben ona şunu demek istedim. Bu dünyada herkes istediğini yaparsa alemi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır. Zalimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte Allah ahirette mahkeme kurup herkese yaptığının hesabını soracak. Zalimden mazlumun hakkını alacak. Gereken cezayı verecek ve adalet yerini bulacak, dedim. Adam bu güzel cevaplar karşısında hayret etti. Mahcup oldu, söz söyleyemez hale düştü. Hakime dönüp, ben sorduğum soruların cevaplarını şimdi anladım, dedi.